Tüneli Televizyonu'ndan herkesi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu akşamki programımızda genel olarak ülkede yaşanan gerek güvenlik anlamında gerek siyasi anlamındaki son gelişmeleri özellikle de Türkmeneli bölgelerinde özellikle Türkmenleri ilgilendiren satır başlıklarını konuşuyor olacağız. Özellikle Badat'ı <laughs> ele alıyor olmuş olursak Bağdat'ta bir süreden beri yapılan gösteriler, hükümetin reformlara yönelik attığı adımlar, daha sonra bu yapılan gösteriler ve göstericilerin parlamento binasını işgal etmesiyle sekteye uğrayan siyasi sürecin çözülmesi yönündeki adımlar, buna dair tüm sorularımızı bugünkü konumuz, Irak Türk Mencebesi Genel Başkanı, Kafkik Milletvekili. Sayın Erşet Salih Bey ile konuşuyor olacağız. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi inşallah. İnşallah. Şimdi e, sorulacak birçok soru var. Her gün yeni bir gelişme ortaya çıkmakta. Gerek bütün ülkemizi ilgilendiren gerek Türkmenleri ilgilendiren gelişmeler açısından. Şimdi Irak'taki son gelişmeleri bir değerlendirelim istedik. Bugün Irak'a geliri. Reform herkes belki de sizi de destekledi. Birçok kesimin de desteklediği reform e, talepleriyle ilgili bir süreden beri gösteriler olsun diğer bir takım eylemler olsun ancak biraz daha e, haddini aşan bir takım e, gelişmeler oldu e, gösteriler <laughs> önceden yeşil bölgenin içinde e, yapılan gösteriler bugün tam e, hükümetin binalarının bulunduğu yeşil bölgeye girdi tam da ilerledi parlamento binasını bastılar işgal ettiler demek ki burada e, göstericinin vermek istediği bir risale var bir mesaj var yoksa e, bugün Irak halkı, e, göstericiler, bütün vatandaşlar e, olup bitenlerden parlamentoyu mu suçluyor? Son sormuş olalım. Her şeyden önce teşekkür ederim. Türkmenliği televizyonumuza. Ee, yine de bu münasebetle Irak Türkmenlerini cani gününden tebrik ederim. Özellikle son günlerde Beşir'in kurtarılması nedeniyle. İnşallah o gün gelir. Herkes yine de silahını alıp ...Telaferi ve Reşidiye'yi o bölgelerimizi kurtarmaya inşallah nasip olur. Halkımıza inşallah o müjde verilir. IŞİD belasından insanlar kurtarılır. Bir de tabii reform dediğimiz ıslahat. Yani hükümetin içinde olan yolsuzluklar, idari, ekonomik yani iktisadi, mali krizler... ...bunlar hepsi yer alan bir meseledir. Gönül isterdi ki bir gün Irak'ın içinde bir reform gerçekleşsin ama maalesef e, Irak'ın içinde bir sünni şii çatışması neticesinde herkes birbirini suçlamaya başladı. Sanki şialer meclis uzaranı tutuptular, sünniler de meclis nuvabı tutuptular. Ve meclis nuvabın başında olan adam sünnilerden gelipti. Meclis uzaranın da başında olan ibadi şialerden gelipti. Bu çatışmalar böyle bir proje halinde geldi bölgeye. Maalesef yani Irak'ta bu görevler taksim edilendiler. Değil mi taksim edilsin bu Şia için, bu Sünnet için, bu Kürt için, ta ki insanlar birbirinden satışsınlar. Yani en az bu kesimlere taksim edildiği zaman bu kesimler de en iyi kabiliyetli insanlarını getirmeleri mecburiyetindeydiler. Tek parlamentoydan bakanlarda diyor ki, meclis uzarıyla yani reis uzara eden reis meclisi nuvab diyor ki onun yanında vezirler, yardımcılar, müdür amlar, vekil vezirler, bürokratlar bunlar hepsi iyi akıllı fikirli insanlar olması lazım idi. Maalesef 2003'ten bir yana bu gerçekleşmedi. Bunlar geç, geçmedikçe bu yolsuzluk, bu fasat 2003'ten devam etti. Devamın neticesinde e, Maliki hükümetinden sonra İbadi geldi. Hatırlarsanız e, İbadi'nin birinci parlamentosunu ki biz oradaydık. Temenni ederim halkımız onu takip etsin. Yani siyasatçılarımızın söylediği zaman bir noktanı, bir şeyi söylediğimiz zaman mutlaka bir şeylere dayanmışız bunu söylüyoruz. O gün hakkındaki ibadi kabinesini ilan etti birinci defa 2014 tarihinde. E, orada sorduk özünden e neden Türkmenlere görev vermişsin sen? E, onun için adamın bir cevabı yoktu. O zaman dedi işte bir tane gelipti İnsan hakları bakanlığını verir gözüne. Bu şekilde bir cevap verdi bize. Yuvarlak. Onun neticesinden çıktık biz e, gerçekleri milletimize anlattık. Dedik ki bu hükümet yaşamaz. Bir ili yetmez bu hükümet. Çünkü kurulan hükümet çok yani zayıf bir hükümet. Bakanlar zayıf, fikirsiz, idareden bilmeyen, yolsuzluktan e, yolsuzluk yoluyla bakan olanlar. O zaman dedik bu hükümet bir yıl sürer. Ama yani biraz fazla sürdü, bir buçuk yıl sürdü. O bugün göründü ki ıslahat etsin. Çünkü bakanları hiçbir zaman iyi bir e, bakan değildiler. Oturduğumuz zaman Sayın Başbakan'dan diyor, benim bakanlardan müşkülem yoktu. O zaman müşkülem yoksa daha hani şey hiç, hiç değişsen özlerini. Sen benim bakanlardan bir problemim yoktu. E o zaman ne için değiştirsen özlerini? Ne için bu ıslahatı atı ortalığa ki başar mı sandı özünü? Yani bugün bunu Irak e, milleti artık bildi. Bilirler ki ibadi özü hükmetinde faşil Fahşil Faşil olduğundan dolayı kalktı bu faşallığını bu nedeni atsın haraya attı parlamentonun sahasına. Tabi Meclis Vuzara Vezirler. Yani Ama, başbakan var, e, çalışmasını yaptığı yeni kabine listesini parlamentoyu sundu. Ben. Buradan topu parlamentoya. Par parlamentoya attı. He. Şimdi parlamentoya atmadan önce e, bu adam bir komisyon kurdu. Dedim ben özüm seçerim bakanları. Özüne ait bir komisyon kurdu. Hiç kimse bilmedi bu komisyon kimdi. Ee, özüm müsteşarlarından, etrafında olanlardan bir komisyon kurdu. Yani o belki de teknokrat gereği bunu yaptı. Kimseye bildirmedi. Alasız teknokrat getirsin. Teknokratı getirdiği zaman yanında olan komisyon bir e, girimci kabine adı getirdi meclise versin. Şimdi meclise geldi girimci adı getirdi. Diyelim ki adı getirip bize bil siz ne Bunu Türkmen milleti bilmiyor. Diyor bunları reddelerin. Bu adları değil reddelerin. Kapalı zarf giyiler özüne. Adlar fil muğlak. Diyor bunları reddelerin. E peki sen daha nişi getirip sen nişi bize değilsen reddelerin özünü. Yani ta ki o kimseler ki bu adları vermişler özüne. Diyesin Meclis Nuvab bu adları reddiler. Biz e, gene de parlament olarak, milletvekiller, meclis olarak verdik CV'lerini okuyalım. Vezirlerin bakalım kimdiler, diler, ne diler. CV'lerinin bir kısmının CV'lerini okuduk. Makbul görünmedi. E, ondan sonra bu iş ertelendi bir kaz gün sonrasına. Siyasi kitleler kabul etmediler bunu. Siyasi kitleler ne diyorlar? diyorlar biz tevafuk, e, tevafuktan gelmiştik de ama bir intikabat neticesinde gelmiştik. Yani istihkak intihabi var. Peki bir istihkak intihabiden gelen kitle, muzlem bakanın da özü versin. Çünkü bu bütün demokrasis sistemlerde, bizim نظامımızda Irak'ta onun نظام gerek bel olsun. Yani bir kaime, bir liste intihabata tutup 3 tane, 4 tane, 5 tane milletvekili çıkardıp onun hakkı var bakan versin. Kitleler bakan verdikleri zaman teknokrat versinler dedik. Yani giden defa siyasi verdiler. Bu defa teknokrat versinler. Hizip yoktu bir hizip teknokrat adam olmasın. Yani hizip şer diyor ki illa versin. Teknokratın da verebilir. Ama müşküle burada diyor ki. Burada şey e, meclis başkanı Selim Zuburi ve iki yardımcısı artı Haydar İmadi bizi bir toplantıya davet etti. Grup başkanlarının toplantısına. Şimdi bir kısım nedir? Diyor, grup başkanlarının işi mesela toplantıya geldiler. E şimdi grup Herkes bir mezmuanı temsil eder. Yani bütün sistemlerde, e, meclis sistemlerinde gruplar olur. Bu e, Şia'nın grubudur, bu Sünnenin grubudur, bu Türkmanın grubudur, bu Kürdün grubudur, bu Mesih'in grubudur. Sen bir kazıya var ise üzerine. Gelip 328 olmaz anlaşasan. Tabii. Neresi? Sen gruplardan gelsen anlaşasan. Verirler, talimatlarını verirler. Hara naiblerine verirler. Milletvekillerine verirler. Şimdi bizim bir toplantımız gerçekleşti. Ee, bundan bir ay önce şeyin evinde Selim Cumhurinin yanında Ebadi de geldi. Orada geldi. Gelip yanımıza Diyor ben, ben yarın bu kapalı zarfı getiririm. Veririm size siz bir lira dela Ondan sonra ben size bir ayrı zarf getiririm. Yani açıkdır size reddela <laughs> Bize dir, o da ne Çünkü kapalı zarfın içinde gelenlerin birçoğunu kıtlet ahrar verirdi. Teyyar sadri bir herifti. Özlere dedi bilmir özlerini. İsteri meclis nuvabı teyyar sadrinin kanşarına koysun. Desin bakın bunlar sizi o adamlarımızı reddettiler. Yoktu devlet yapılandırmasında. Bina devlete böyle bir şey hiç olmaz. Şimdi herkes görüşünü verdi. Ha, onun da ondan da sonra bir ayrı mecmua hazırlayıptı. Vezirlik için getirsin özlerini. Bakın. Karar kitlesi bunu bildi. Tabi bilir. Yani başbakan size reddediyor. Tabi tabi bilir. Tabi bilirler. Evet. Ondan da sonra bir ayrı zarf hazırlayıp o da dirim kurat getirmişim. Alıptı siyasi kitlelerden bir kısmından adı alıptı. Yani gelip de diyelim Irak İslami Partisi'ne Hizb-i İslami İraki'ye bakanı kim ise oradan geldi kim bakan bana aynen Hizb'den tıkın okurat diye ekleyeyim özünü. Gelip diyelim Hizb-i Dağva'ya Hizb-i Dağva'ya getmene ki ad ver, ad ver bakanlığı kimdi indi haliyen olan yerine ayrı ad vermene. meclis Ala'ya gelip aynı o şekilde diyipti de. Burada demek ki bir mecbu'a getirip de aynı gene hizbi adamlardılar. Öz havasına göre, öz eline göre hatta işlensin özlerini, öz ile beraber işletsinler. bir şey daha geçmiyor buna. Daha geçmirim. aynı partiden, aynısı çıkırı. Daha kötü. Başkası geldi o zaman millet milleti kandırırlar teknokrat diye bir şey yok. Daha kötü Anlamaksız olur. Daha kötü olur. Çünkü siyasiyen kitleler birbiriyle anlaşırlar. Kimi geçirsinler, kimi geçirtmesinler. Benim bir müdahalem oldu o toplantıda. Dedim Sayın Başbakan siz dedim şeyden bahsediyorsunuz, Havadan bahsediyorsunuz. Çünkü biz bildik yarın haberimiz vardı. Yarın eylem olacaktı. İhtisam olacaktı. Bir mecbua ki ihtisam edelim. Dedik yarın kapalı zarf yoktu mecliste. Sen insanları aldatma. Sen topluma yani yalan değil mi? Yarın ben şahsen bunu dedim. Hem reis meclisi Selim'e dedim. Hem de Haydar İbadiye dedim. Yarın dedim siz yoksuz. Niş dedi yokuk. Dedim yarın orada bir eylem olacaktı. Çünkü muhtasımlar grup halinde oldular. Bu bilirdik de bir böyle şey var. Bize de davet geldi olağın içinde. Gösterinin cilerin parlamentoyu... Gülacağından haber var idi. O yok. Ha. Göstericilerin gelmekler yok. Ha. Muhtasımlar, milletvekilleri ha, millet ki... Milletvekilleri ki... Parlamentu içerisinde. Parlamentu içerisinde diyelim. Evet. Meclis başkanının kanşarına geldiler. Yüz kişiye yakın e, bir araya geldiler. Evet. Şimdi ben dedim, dedim yarın bu olacaktı. Siz dedim bakanlıktan bahsetme onu. Yarın başımıza geleceğinden bahsetme onu. Yarın mecliste sorun yaşanacaktır. Bunlar e, sanki her şey öz göre önem vermediler bu konuya. Fakat <laughs> biz yarın sabah geldik. Başbakan da geldi. Yani hem Selim Cüburi hem de Haydar İbadi geldi oraya. Oraya gelende Başbakan geldi elinde ikinci listeleri getirip. Bundan bir evvel geldi kapalı listeyi getirip zarfı mühürlü diyeler özünü. Bu da geldi ikinci listeni getirip ki hiziblerle anlaşıp bunları vazire dağıtıp. Yani bu yoktu bir böyle şeyse bir deneni getti tanımadan bilmeden getti vazirel özünü. Evet. Vezirin gerekim CV'sini okuyasan, vezirin adı müsaale ve adaleden geçsin, vezirin idarasına bakasan, tarihine bakasan, el elvermez. el vermez. Ama sen getirip sen yalla bunu vezir bu hiçbir kanunda yoktu. Ebadi geldi oturdu meclisin içinde. İki saat tabii özler oturdular, orta, ortalarında anlaştılar. Ebadi ile Selim Züburi. Peki sen başbakansan o da meclis başkanıdır. 328 millet vekilinin iradesi neysin sen e, elinden alırsan. Yani hiç itibar vermeden bunu yaptılar. Ee, eylem yapıldı. Şeyler muhtasımlar mazbur Muhtasımlar o dakikada şey ettiler. Meclisin e, istifasını istediler. Meclisin istifasını istediler. Sorun çıktı ortalıkta. E, Haydar ibadi mazbur kaldı. Terk etti. Salonu terk etti gitti. Ne kadar haklı, gör, haklı görürsünüz bu eylemcileri. Mi? Muhtasimin. Muhtasimlere. tabii bizim için de bir arkadaş Niyazi Bey içindeydi. Biz e, ıslahat için istedikleri adımlar harap adım döngü. Biz de istedik o Ama islahatları. Ama yer almadı siz burada. Biz yer almadık. Neden yer almadık? Çünkü bilirdik eylemin başını çekenler özleri yoksulluğa e, yani sufludular. Hmm. İçinde bazı kişiler var idi. Bunlar esasen Irak devleti içinde merhum insanlar diyor evet. e biz de bir Türkmen milletinin kaderini ben getirip onların ardına koymam. Tenkid olduk bir kısmı. E biz Niyazi kardeşimiz orada Çünkü bir denemiz olsun. Hani değilsiniz işte ıslahattan yana ayık. Biz reform istedik işte e, Türkmenler yeni kabinede yer almalılar. Bir yanında da e, yapılan e, eylemde yer almışız. Ah, çünkü eylemi yapan kişilere Hı. Kanaatimiz yoktu, stratejilerine kanaatimiz yoktu, bilirdik boştu. Bu felan da boştu. Bak bir günün içindeki günün içinde savudu. Çünkü eylemi yapan taraflar, yani e, bir redfeil topladı özlerini. Bir siyasi bir nazariye, bir siyasi fikir toplamadı özlerini. Bir redfeil, Selim Zubri'nin yanlışlığı, Haydar İbadi'nin yanlışlığı, Bakanlar Kurulu'nda olan yanlışlıklar. bir, İhtilafat, onların ihtilafatları bunları bir araya getirdi. Bir sağlam, bir esas üzerine kurulmadılar hatta insanlar onlardan olsunlar. Yoksa biz de ıslahat isteriz. Ama ıslahat fauzayla olmaz. İslahat eylem yapmaktan olmaz. İslahat hatalardan olmaz. Onun için biz ee, bu işe sızak bakmadık. O de bizim görüşümüz doğru çıktı. Çünkü eğer gelip biz bir Türkmen milletinin kaderini ee, bırakırsak hemen hemen mezhule biraz bizim için milletimiz için de zor oldu... Ve fiilen de iyi bir adımı da Çünkü bildik boş çıkar bunların ki. Ama hakkımızı talip etmekten olmakta ondan geri adım olmamışız. Evet. Yani biz ıslahat için ya Türkmenlerin de bu siyasi yapılandırmanın içinde yeri olmak için kesinlikle biz onu istemişiz ve onu da devam ederiz. De. E, program girişinde şunu e, dedi sorduk sizden. E, Parlamento'ya e, giren e, göstericilerin sayısı binlerdi. Bugün yeşil bölgeye girdiler. E, daha sonra Parlamento binasına girdiler. Böyle bir algı gösteri burada. Yani bugün Irak e, halkı göstericilerin hemen işte millet adınaklar için bugün olup bitenlerden e, parlamentoyu suçlu görürler. Ne kadar doğrudu bu? Yoksa Olayım. bunun arkasında bir siyasi pazarlık mı var? Ee, onu daha siz daha dahil Tabii Atatürk'e diyelim. Yani biz son günlerde cereyan eden bütün hadiselerin esasında büyük devletlerin oyunu var. Yani Irak'ın içinde bu sürecin yaşanmağında Başbakan baş, e, Reis Uzarı Reis Meclis Nuvabı, Reis Zümhur siyasi kitlelerin ortasında olan böyle sıradan gelen bir mesele diyor ki. Atatürk'e diyorum, diyerem. Daiş e, bitmek üzerine olduğundan dolayı Irak'ta bir yeni yapılandırma olacaktı. Yeni yapılandırma olmak için, yeni bir nizam çıkmak için gerek bazı fevzalar yaşanılsın. Onun için bazı defa bu fevzalar yaşanılırı, Bazı huttaları, bazı oyunları gerçekleştirmek için ve men diye Irak'ın içinde bu siyasi operasyonun içinde yani son ameliyat siyasiyen yani içinde olan ibadinin getirdiği valla bu islahatı Mezlis Nuvab'ın yaptığı bu yolsuzluk, yolsuzluğun ögünde durmaktı. Bunlar hepsi planlandı. Planlı ve bir görürdük bazı üst düzeyde olan büyük ülkelerin siyasetçileri buraya gelip bazı mesajları verirdiler. Onun neticesinde benim şahsi görüşümde yapılan bu olaylar hapse Irak'ın e, yol açmaktı. Yani o düğmeye basıldı ki Irak parçalansın. Onun için bu ameliyat siyasetin içinde bu müşküleler yaşandı. Geçmişte de birkaç gün önce bir beyanatlar o besinde artık bugün Irak'ın e, toprak bütünlüğünden söz etmek gibi e, mümkün niyeti yok gibi bir Tabii. yanlış anlam bir şey yapmış. Böyle bir tasarhatiz oldu. Yani, Neye dayanarak bunu dediniz? Öngörünüz... neydi bu konuda? He, yani burada iki noktadan öngörülür. Bir, parlamentonun içinde yaşanan gerginlik. Şimdi herkes iyi biliyor. Bir ameliyat siyasi yani sen istirse vurasan onu meclisten vurasan. Meclis-i uğrasan özünü. Yoksa e, yolsuzluğu eden, fesad idarini eden milletvekili diyor ki, bakan Yolsuzluğu eden, paranı çalan, idari yanlışlığı olan vekil vezirdi. Paranı çalan, idaratsızlığı eden millet diyor ki, Meclis-i Nuvab diyor ki, genel müdürlüklerdedi. Bakanlıktadı, uzaradadı. Ama bir bakarsan bütün i'lam, bütün halk Her zaman kimi suçlar? Milletvekili suçlar. Meclis üyesinin vabı suçlar. Bu sıradan gelmeyen bir meseledir. Dediğim ta ki bir taraf var ki ister Irak'ı parçalasın. Irak'ı parçalamak hardan oğlu meclis üyesinin vabı vurmaktan oğlu. Bak devamlı sen bir bakarsan meclis üyesinin her zaman maaşı üzerine konuşurlar. Meclis üyesinin otomobili üzerine konuşurlar. Meclis üyesinin imtiyazatı üzerine konuşurlar. Ama hiçbir günlәмbür günde duyduğumuz vazirin imtiyazatı üzerine konuşulsun. Bakanın hiç inye kadar duyduğumuz bir e, genel müdürün üzerine ya bir e, vekil vezirin üzerine konuşulsun, konuşulmaz. Bir taraf var, belki Irak'ı parçalasın. Irak'ı parçalamak için gerek kimi vursun, meclis-i vursun. Şimdi millet hissetmiyor. O taraf dedi, uz bölge ülkeler mi? Bölge, ülkeler var. Uluslararası güçler mi? Bölge ülkeler var. Irak'ın içinde eski imtidadatlar var. Eski e, diktatör rejimlerinin uzantısı var. Üç uzun e, uzak ülkelerden gelen taraflar var. Birleşerek Irak'ta siyasi operasyonu vurmak için kime hedef alırlar? Meclis-i Nuvab'a hedef alırlar. Onun için böyle oldu ki Ulu Meclis-i Nuvab milletvekili makruh olmaya başladı millet tarafından. Millet onu bilmedi ki tek özünü savunan, hakkını savunan meclistir. Meclis-i Nuvav hakkını savunun. Yani sen o bir müşkül havalarına kime değilsen? Meclis-i Nuvav'a değilsen. N'u talib en Nuvav. Ne için değilsen talib en Çünkü naip sen o hakkı mu talep Peki madem sen millet vekili sen onu seçip sen o hakkı talep eder. O zaman sen onu yıkma. Yani bilsen Neceb, diyebilelim aynen birisi sanki o dal üzerine binip o dal, o dalı özelliğinden kestirir. Sen o dalı elinden kestirirsen o zaman Irak'ta en iyi olur. Bir memlekette meclis olmadığı zaman diktatöriyat olur. Saddam döneminde yeni bir kısmı değil. Valla e, aman var idi, filan var idi, aman var idi. Şahsusun aman var idi. Ama siyasi taraflar için aman yok idi. Türkmanlar idamata maruz kalmıştılar. Şialar idamata maruz kalmıştılar. Kürtler idamata maruz kalmışlar. Demek ki bir memlekette meclis, nüvab olmasa nizam orada duruyor oğlum. Biz burada milletimiz bunu anlamadı bir kısmı. Müsaqqaflar anladılar, bir kısmını anlamadılar. Hedef kimi ad vermezsin o bab adılar, parlamenti aldılar. Parlamanı sen hedef aldığı u da sen sesini kestirdin. Yani indi yağılmazı yani smob olmasa. Peki, ben bir şer'iha, talebelerimizin indi teze hurmadaki talebelerimizin müşkiləsi var. İmtihanları təəccül etməksin, zəhət sərf edirəm. İmtihanları təəccül edəyin ki məyüslə hər Allahtan sora. Peki, millet vəkilü sanu yoksa məzis nöbü yoksa, millet haqqını kimdən tələb edər? Mene indi hevele umumiyet zersine cevap verirsin. Cevap verim bir şey de bilmezler. Hakkı tutuklanıp edilmez. Bu meclis senin için bir nimet Hedef alındığı zaman meclis, yani şer'iyet hedef alındı. Yoksa da hiçbir ülkede parlamentonun içine girmek, parlamentonun nişi milletvekiline dokunmazlık verili. Evet. Hmm. Hasana. Ne kadar sen milletvekili sen, ne diyersen o diyebilsen devletin hakkında. Kimse seni tokunabilmez. Evet. Neyse sana bu salahiyet verilipti. Hatta hükümetin yanlışlığını gören de konuşabilesen. Normal adam konuşabilmez. İndi sen sıkıp bir normal adam bir bakanın o kadar yere vurmasın muhasebe edebilmezsen özünü. Gidersen diye gel bakan bu defteri aç bakan bu paranı hala sarf edipsen. Bir millet yapabilir. Ama ben onu yapabilirim. Çünkü hasanam var. Muhassanam. Ama burada biz bu hasananı kaldırdık millet milletvekilinin üzerinden. Ne ettik özünü? Hedef ettik milletin eli altında. Bir, bu yanlıştır. Sen onu gerek koruyasan hatta seni hakkı korusun. İki, meclisin içinde millet vekiline dokunmak. Yani manası bir günden beri bütün kararları meclisin içinde bir tarafın istediğine göre yerir. E o da senin üzerinde vardı. Yani yarın Türkmenlerle ilgili bir kazıya var. Türkmenlerle ilgili bir kazıya var. Getirdik o zaman. Mesela diyelim ilga qararlar məclis qanun-i nəvərlə həvəli ərazil ziraəi biz gətirdik yarın bu yerlərin qərarını lğə edəyin biz gətirdik bu yerlərin qərarını lğə edəyin məclisə istiriq gətirəgən özünü amma o kimselər ki bu qərardan zəhər çəkiblər dururlar yazda əllərində silahları əllərində ağacları biz o qərarı alsaq türkman millətini salana onlar bunlarla e o zaman daha nə oldu mən daha hüquqümü necə alım Daha o millet hakkı ne de Burada bu yanlış muadeladır. Bunu insanlar bilmesi lazımdı. Yani tehdit altında parlamento çalışabilmez. Onun için son olay, olaylar meclis nuvabı felç haline getirdi. Şelal etti özünü. Bir sıradan bir vatandaş da işte e, sesini bir milletvekiline veripti. Milletvekili de seçilmesi için bir e, siz de ne vaatler verir insanlara. O yüzden bir vatandaş e, parlamentoya, milletvekiline, seçtiği milletvekiline e, bu gözle bakmış olabilir yani. Benim bir şey ricam var milletimizden. Lütfen. Bizi, bizim milletvekillerimizi, Türkmen milletvekillerini başka milletvekilleriyle ölçme onu. Kıyaslama onu. Bakın onu iyi bilin. Bizi, bizi siz muhafaza edebilmeseniz, bizi siz koruyabilmeseniz, size kimse koruyabilmez. Biz indi sənin məslahatını qoruruq. Biz indi müvəttiqsən, zanabu məmursan, dairədə bir zulm olduğu zaman kime gedəcəksən? Mütləq. Gəlməsən bizə? Mütləq. Gəl yani hər kəs yanın, gəlir bizə. Bir ədəmiyyət görəndə gəlmir bizim yanımıza? Təbii. Parası kəsilib, təyin olmayıb, e, dairəsində hüqub bələdiyyədə məntiqası man cədi olmayıbdı, nə bilin bir müşkiləsi olanda kime gəlir? Millət vəkillərinə. Millət vəkillə mi? gəlirəm, məsəl mühafizəyə gəlirəm. İyiydi sen mani de yok edirse o. E ben gidesen sen. Hara gidesen. Ben onu isterim diyeyim Türkmen milletine. Bizi, biz nezih. Bizim pekliğimizi bilmeleri lazımdı. İlamımız da bizim milletvekillerimizin, Türkmen millet milletvekillerinin başkasından temiz etmesi lazımdı. Biz ne hayır Biz ne kimsenin parasında gözümüz var. Biz ne kimsenin bramza dosya alıp Akut, rüşvet, alan kimseler de Ama parlamento içinde bunu yapanlar var. Parlamentonun ya. içinde şahıslar var, bakanlar var, genel müdürler var, siyasi tabakalar var, salınan paralar var. Lütfen biz mutavazı insanlarız. Biz milletimiz aziyetini çeken insanlarız. Benim şahsen benimsin. Hiçbir zaman benim iyi evde oturmağı mühim değil. Ben mutavazıam. Herhangi bir bir adam sıkmışam bir de o bir adam o, o benim bir amdı, o benim muhitimdir. Benim istediğim Türkmen milletinden, ben üzülerek bunu diyorum. Bazına tabii herkes şey yok. Bizi de aynen gözle görürler. Çok yazıktı. Biz inanın ki ne millet vekilliğinden zengin olduk, ne millet vekilliği vasıtasıyla paralı olduk. Bakın, bizi bugün siz korumamız lazımdı. Ben bugün gün sorarım Türkmen milletine. 30 tane himayemiz var idi. Korumamız var idi. 30 tane himayenin parası 22 milyon para alırdık biz. Her ay 30 himayeye verirdik özne. Tabii bazı milletvekilleri var. Ebu Bağdat'taydı ya yeşil bölgenin içindeydi. Onun ihtiyacı yoktu. Tabii e, sanırım bir rakam ilk kez ilk kere verirsiniz. Herhangi bir milletvekili kaçsın yani bu e, maddi işlere ya, 22 milyon 22 milyon 22 milyon her naibin himayelerinin parasıydı. 30 himayenin parasını sen muzem ona veresin. Ama milletvekili var. Ki himayesi var. Milletvekili var. Öç himayesi var. Kimse tanımaz özünü. Ben indiye kadar milletvekili var. Ben tanımam özünü. Ben meclisin içinde naib var. Tanımam özlerini. 328 tane tanısın. O davam bittikten sonra dolanı gider işine, karına, tükkanına, doktordu, mühendizdi, pazarına, tüccarına. Ben hayata dolanı bilmem Kerküş'te böyle. Ben hayata dolanı bilmem Bağdat'ta böyle. O benim kimin diğer milletvekillerimiz. Bir de onun bir kazıyası yoktu. Ne müşkilası var? Ha. Ne de kimseyden bir mesele var. Bizi yattığımız yerde evimizi partladılar. Himayemiz var evimizi partladılar. Peki 30 himayemiz bizim var idi. 22 milyonu alırdık. O 22 milyonun en az 21 milyonunu, 20 milyonunu biz himayeye dağıtırdık. Var maaşı 500 bindi, var 400 bindi, var 800 bindi. Bu şekilde bir ortam vardı Dağıtırdık gözlerini. Peki ben şimdi sorurum. 30 himayeni indi endirdiler. 16 himaye. 16 korumamız var. 16 korumanın da parasını, niyetler azından 11 milyon 12 milyon. <laughs> İyi de Sen o halde gene 30 himaye o kalaptı. 40 himaye o kalaptı. Benim bundan da çok himayem var. <laughs> İyiydi. Peki o ne şekilde özünü himaye zaktı? Evini, gelmeğini, gitmeğini. Bunlar hepsi bir kısmı da Türkmen milletinin aklı başında olan insanların üzerine düşmesi lazımdı. İş adamlarının üzerine düşmesi lazımdı. Benim göresin bu millet vokilim. bu ataşa atmış özünü ne zihimay edecekti öz özünü? Maaşı ne kadardı? Maaş. Koy maaştan da Millet bilsin. Ne için yanlış yönlendirirler özlerini? Ben şahsen atıgım. Herkese atıgım. Evet. Eğer neyim var neyim yok herkese atıgım gelip bankadaki hesabımda geçsinler, takip etsinler. E, kanatın da varisi gelsinler, takip etsinler. Neyim de varisi hiçbir zaman kimseye saklama bir şey. Bir milletvekilinin maaşı 12 milyon idi. Yenge milletvekili olmakta. Ondan sonra 12 milyon endi 10 milyona. 10 milyon endi 8 milyona. Bu indirimlerden sonra. 8 milyondan 2 milyon emeklilik falan kesili 6 milyona. Telefon geldi senden 5 milyon. Şahada var yoktu. Milletvekili var idi. 4 milyon alırdı. Ama bunun gerçekini her kişi demir. Çıksınlar ben bu gerçekleri yerim o mesulüm de özlerinden. Evet. Kim de isterse kağıtları da gösterelim. 40 milyon diye herkes bunu böyle yaşıyor. Vallahi eder. böyle, şey yok. Doğru. Ben evet. sadıkım. O milletim de sıtkımdan bilmem inanı bana dediklerime. İsteseler de kağıttan gelip keşiğini bileydim bu konu açını. Bunlar da açıklardım sizin için. Evet. Ama bir tek noktadır. Bizi başkasıyla ölçmesinler. Biz nezih. Biz pakih. Bu pakihliğimiz hatır içinde Allah subhanehu ve teala da korur bizi. Ama başkalarının men mesulde ee, ne olursa olsun biz gene de Türkmen milletine verdiğimiz ahde göre o şekilde de inşallah. De, e, şöyle veya da böyle yeni kabine kurulacaktı. Yani parlamento artık nece toplanacaktı. Bundan sonra işte geçen yapılacak idi. kamil olmadı. Gene yapılmadı. E, nece bir kabine beklendi bugün. Bunu konuşalım. E, olacaktı. Olmayacaktı. Onu konuşacak daha sonra Türkmenlerin kabinede yer alıp almayacağını konuşuruz. Yani neden bu haller oldu? Neden meclisin içinde bu tartışmalar yaşanıldı? Özetini bildirdik. Ama Türkmen milleti de bir gerçeği bilmesi lazımdı. Irak'ın içinde üç reisi kesim var. Şialer, Sünniler, Kürtler. Ondan sonra Türkmenler dördüncü kesim olarak. Ondan sonra azınlıklar, ekalliyet, diniye. Şimdi bu üç senenin içinde gelirse o şialara, tahalif vatani, Hizb-i Dağvadi, Meclis-i Aladi, dem ı Irak, Kütlet-i Fadiladi, Mustaqillundi, Kefaati, 6-7 Bedir'di, 6-7 parça adlar. 6-7 parça geçen dönemki kimin dökülür? Bunların içinde bir sıra oldu. Sıra. Sıra şii şii. Yani şia şiaydan çatışır. Bunu Türkmen milleti bilmiyor. Yani mesela, Mu'tasımların içinde 25 tane vardı ı Maliki. 25 tane Maliki'nin adamından girdiler o muhtasımların içine. Aynı onlardan beraber kim var idi? Teyyar Sadri var idi. Teyyar Sadri'den Maliki'nin sıra'ı çok büyüktü. Evet. Buna rağmen o muhtasımların içinde bir oldular. Ama aynı zamanda yani Dava Partisi'nin de bir kısmı dışarıda kaldı. Muhtasım olmadı. Yani bakın bir hizmin içinde inşikak oldu bir hizbin içinde, Dava Partisi'nin içinde inşikak oldu. Bir kısım kaldı Haydar İbadi'den. Evet. Bir kısım orta yerde kaldı. Bir kısım muhtasımlardan beraber oldu. Bu bir sıra Şii Şii. Ondan sonra ihtilafler o birlerinden. Gelagın sıra Sünni Sünni. Sünnilerin içinde hilaf var. Ben ne için diyelim biz Türkmenler kimsenin yanında yer almayalım. Ne Şii'nin yanında ne Sünni'nin yanında. Bir adam o da, iki adam o da olsa Türkman. Türkman ruhuyla adamı olsun ama ne şia içinde yer al ne sünni içinde yer al. Çünkü şia içinde yer alsa düşman olsun. Sünni içinde yer alsa şia ile düşman olsun. Yoksa da sada şia'nın içinde kalsa sıra şia şia olabilir bir kısmı meclis gider. Bir kısmı hizb davaya kal. Onda da gene Türkman parçalanıyor. En iyisi ben dışarıda olalım. Türkman ne şi'an içinde olsun ne sünnen içinde olsun. Onun için benim her zaman iddiam Türkmen milletvekillerinin biz gelin bir grup özümüz kuralım. Kalma onun o bir Şimdi biz nece cemhenin üyeleri dışarıdayız. Kimsenin içinde dövgülük. Zannediler bizi bir sünni kuvvetinin içindeyiz. Böyle bir şey yok. Ben buradan ne sözümle mesulem. İttihat kıvanın içinde dövgülük. Çekilmişiz biz. Seçim sürecinde orada olduk. Ondan sonra özümün listem ayrıdır. Kitlemiz ayrıdır. Üç millet vekilinin kitlesi. Cephe yani' kitlesi sayılı meclisin içinde. Bir sıra var. yani var. Üç milletvekili. Üç Türkmen Türk milletvekili. Türk milletvekili. Türk milletvekili. Yok. Onlar da ha. halif otanın ha. içindeydiler. Ha. Ama genel meselelerimizde gel beraber stratejik meselelerde beraber durduk Gene bir Türkmen grubu olarak durduk Ama benim istediğim orada da kalmasınlar. Ola da çıksınlar oradan gelsinler. Beraber bir kütle kurağın. Mühim de hocam ben kütle başkanı olmam. Hiç mühim döcü grup başkanı olmam. Yeter ki Türkmen bir olalım Kütle. Hatta halifü olalım olağın. Bunu Türkmen milleti musakkaflarımız, e, siyasetçilerimiz bunun üzerine tetkif etmeleri lazımdı. Gelen dönem için mecliste gerekim Türkmen grubu ayrı olsun, kimsenin abası altında olmasın. Kimin abası altında olsa onun ecindesini yer Sünnilerin altında olsa sünninin istediğini yapasın. Neden bu dönemde yapılmıyor bu? Arkadaşlarımıza biz açıkız. Biz şahsen kimsenin yanında değiliz. Ben şahsen özüm cebhem kimsenin yanında değiliz. Özümüz üç tane ayık, kütlemiz var. E, maslahatımız ne yürütürse onu ederiz. Ben buradan geçen dönemde de aynısını geçen meclis döneminde Malik'in güven çekmek oyunda benim ve e, Hasan Özmen'le beraber bir görüşümüz var idi. Biz Irakiye'den çakilak Abbas Beytigilleri, Casım Efendigilleri e, Tehalif Otani'den çakilsinler. Gelen bir grup kuragın. o da Kütlet Turkmaniye meclisinin içinde ama ama Çakırlar o taraftan olmadı. Bu dönemde de yine biz ayrıyız. Belki o zaman sayılmarız biz. Temenni ederim arkadaşlarımız da gelsinler Çakırlar. Onlar da beraber bir kütle kurağın. Bunu arz edip siz özlerini bile bir arz etmişiz. Özlerin de var. Kanaatler. Yani adamlar da açuz diyeyim yani e, cansız Efendi'lileri sürekli bu harekette bizimle barabdılar. Değiller bir grup kurağın, Türkmen grubu. İnşallah bunu biz gerçekleştiririz. Grubun başkanı olmak filan hiç önemli değil benim için. Mənim üçün şəxsən yox deyim, illə mən bunun başında olam, çünki mən 40 min oy almışam. Yoxsa mən cəbhə başqanıyam. Mənim üçün əhəmiyyətli önemli deyil. Ən əhəmiyyətlisi olan o qrup türkman əjendası üçün çalışır biz. Biz türkman məsələsi üçün çalışırıq. Onun üçün, eee, sərə sünni sünni var. Sünnilərin ortasında bir-birlərini yemək var. Sünnilərin ortasında kimdir bir-birlərini? Yəni bir müttahidun qaiməsi var, muzeyfilər. Bir Selim Zuburi dilləri var, Hizb-il-İslami. Bir də sünnilərin içində Şi'alere yakın olan gruplar var. Şi'alere yakın olan gruplar var. Onların fikirleri bu kişisinden ayrıdır. Bir de maslahat perver sünnüsüler var. Para yani komisyonsu adamlar var. Yani onların bir kadıyeleri yoktu. Kadıyeleri bas paradı. Yani adamları nazih olup ne yerleri kalıp ne yurtları kalıp ama bir de nasıl nazihlerinin Vay ne diyor ki bizim kimin diyor ki yer altından o yandan o yandan eşya aparır, nazihimize yardım ederiz. İlan kimi millət vəkilləri yoxdur, bəli indi qədər gətsənlər nəzəhlərini düşünsünlər. Biz nəzəhmizdən çadır qurmuşuq, biz nəzəhmizə yemək günləri, biz nəzəhmizlə xəstəlisini, xəstəsini əlaç edarıq. Biz hər şeyini qurmuşuq. İlan kimi çox fərqli o birlərlə. Bura nə oldu? Dediyim təkin şia şia siraha, birlə sünni sünni siraha. Porterlərində var. Bu bir tərəfdə də kürtlərə gəlincə, kürtlərin də zətn iqlimdə problemləri var. KDF ayrı hərəkət edir. Kayyabe ayrı, Gorancılar ayrı, İslamcılar ayrı. Orta yerlerinde müşküle var, iklimde. Kürt-Kürt çatışması -Kürt var. Ama Kürt-Kürt çatışması -Kürt Bağdat'ta bazı defa bu son dönemde hatta birbirlerine kanşar vücudun adaları birbirinden ihtilaf yedirdi. Yani şimdi hem Şia-Şia çatışması, -şia Sünni-Sünni çatışması, Kürt-Kürt çatışması. Artı Şia'ydan da Sünni birbirinden iyi diyor ki, bazı defa Şiainin de Kürt birbirinden iyi diyorcu. Bu la hilaf ne çıkarttı ortalığa? Bir tablo, bir lûha çıkarttı ortalığa ki hiç kimse birbirinden anlaşmasın. Onun neticesinde bu Ebađi vallamam ıslahatı yapar. Sen ıslahatı yaparsan ne için? Diysem teğyir şamil. İttifak ettik biz bakanlar kurulu şeyde Cumhurbaşkanı'nın ittifak ettik teğyir şamil olsun. Herkes değişsin. Girimçi vezir Hafız da değişsin. Bu kalktı ne dedi? Kürtler dediler bizim vezirlerimizi kabul etme arada Kürtler diyenler bizim vezirimiz değişilmez. Şialer de dediler İbrahim Caferi değişilmez. Şialer diyenler de İbrahim Ceaferi değişilmez. Sünniler de dediler Muhammed İkbal değişilmez. Sünnilerden. E ne oldu? Demek ki Tehir Şamil neye döndü? Tehir Cüz'iye döndü. Bunun neticesinde reform, ıslahat gerçekleşmedi. Çünkü fikirler bir döngü, niyetler de temiz döngü. Şimdi bölünme ile ilgili tam olarak anlaşıp hı hı. E, onu şey yapmadığımız cevabımızı e, yanıt vermediğimiz böyle bir tasrihatuz vardı. Onu bir az açalım bir iki 3 dakika ile özetleyelim. Evet, yani, yani e, taksim ile ilgili Irak'ın toprak bütünlüğü tehdide geldi. Çünkü Şia Sünnet tartışması netice bölgesini tehdit etti. Sünni bölgeleri e, daha işte yavaş yavaş kurtarılmaya başladı. Rumadi olsun, Tikrit'in etrafı olsun, Musul'da beklenilmektedir. E bir də e, kötlərin də gözlərinin e, bir projələri var. Bagdaddakı olan olay ortaqlığı qırdı. Orada bir ortaqlıq var indi. Ortaklıq şərakat yeridir özünə. Bu şərakat qırıldı. Bu şərakanın qırılması məclis nümayəndəsinin içindəki olan Yol şey problem. Ortaklık kimler arasında? Bütün siyasi kitleler ortasında bu ortaklık yavaş var. Şimdi Kürtler tamamen özlerini çekipler. Bakın Kürtler şimdi ne düşünürler? İstiklal düşünürler. Hmm. İstifta'lileri ederek Çünkü nişin? Bağdat'ın galatlığı koydu Kürtleri bir karar aslında. Bağdat'ın galatlığı koydu Sünniler düşünsünler, özleri için bir iklim kursunlar. Bağdat'ın galatlığı koyuru özleri bile iki yere, üç yere bölünsünler. Sen zannetme Irak'ın güneyi Şia'liler bir parçada kalmazlar. Parça parça onlar. Bak şimdi Bağdat'ın içinde ne olaylar var? Bedir'in adamları hem e, e, Bağdat'ın etrafını e, silahlı adamlar sararız. o bir taraftan e, sadır grubunu indirir. Diğer e, siyasi e, silahlı taraflar Haşid adıydan bazara saytayı edirler. Burada ne var? Bir silah çatışması gelir grupların ortasında. Herkesin de silahı var. Onun için Irak'ın toprak bütünlüğü tehdit edilir. Ve bu toprak bütünlüğü tehdidinde Türkmenler de zarar e, çok çekiller. Bunu gözümüzün önüne koymamız lazım. Şimdi e, yeni kabinede Türkmenler e, yer e, alabilirler, almayabilirler. Tam kesin der ki bu hala. E, almamaları durumunda tavruz nerede bunun sizde bu? E, bugün e, bugün devletin en üst kademesindeki toplantılara katılısız siz. Yani bilmem riyasa telatı toplantılarına Bilmiyorum. katılısız. Doğru siyasi kitle başkanlar toplantısında katılısız. Bunu ne şekilde orada dile getirirsiniz? Bir başbakan var o toplantıda, bir cumhurbaşkanı var, bir de parlamento başkanı da var orada. Bunu ne şekilde dile getirirsiniz? Onu bir açalım biraz. Yani mutlaka e, beni Bağdat'a gönderen milletimiz e, kim olduğumuzdan emindi. Kaz yemlen tabiz veren kişi de ögülem. Şehitlerimize söz vermişiz. Hiç kimseden de korkmam. Hiç kimseden de çekilmem Geldiği yerinde hakkını talep ederim. Ne bahasına olursa olsun. Bütün toplantılarda bakanlarla e, Cumhurbaşkanı'yla ve e, Başbakan İbadi ile ve Selim Ciburi ile hiçbir toplantı geçmez. İlla ki Türkmen dosyası ortaya bırakılmasın. Ve bir kuvvet anda hakkı talep edilmesin. Her zaman bunu istemişim. Maalesef ee, devletlerin, siyasatçıların içinde bir e, ahlaki meselede e, yalancılık var. E, her zaman söz verirler. Onu gerçekleştirmezler. Söz verildiği zaman, gerçekleşmediği zaman onun alternatifimiz biz bulması lazımdı. Bulmamız, o da bizim de yolumuz var. O alternatifleri, o bedelilere. Eğer bu vermezse hakkı ne diyeceksin sen? Oturacaksın, ha ben istedim hakkımı alabilmedim. Ne yaparım? Ondan sonra benim de ögümde yollar var. Hiçbir zaman yol kapanmaz siyasatçı mögünde. Yol örgümüzde bizim de muzahara etmekti. Ehtisam etmekti. Eğer Kerkük Meclis Muhafadası örgünde, eğer Bağdat örgünde hakkı uhar halde gelipse, Kerpçük'te hakkı uhar gelipse, Muhafada hakkı gelipse, burada Meclis Muhafadası'nın örgünde muzahare etmemiz lazımdı. Haftelerden orada yatmamız lazımdı. Bağdat'ta hakkımız gelipse, Bağdat'ta da yapmamız lazımdı. Bakanlardan, Başbakanlar bütün görüşmelerimize talep etmişim. Evet sizlere bir şey var. Vura vura bu hakikati özüne son günlerde bir bakan adayı getirmişler bizim için. Tabi bize danışmadan. Bu da büyük bir soru işaretidir. Kim getirdi o bakanı? Mefruz sorsun. Sen ne için Hizb-i İslami'den istediğine göre bakan alırsan? Ne için Hizb-i Dağva'dan istediğine göre bakan alırsan? İbadi. Nişin teyyar sadıdan istediğine göre bakan alırsan? Nişi bize gelince bir tane sene bir ad verip Bir Bu adamı bakan elavın. Biraz onu getirip sen CV'sini koyup sen ortalığa biz de onu tanımadan. Belki o veren de Türkmandı. Yani veren de Türkmandı. Her evet, neyse. Evet. Ama ama böyle olmaz. O Türkman oraya gittiği zaman gidip orada sadece teknokrat olmaması lazımdı. Çünkü benim bir bakanım var. Benim bir bakanım oraya gittiği zaman yakasını yırtan bir bakan olmadıysa bu talihsiz millet böyle hakkını almaz. E peki bakan orada olduğu zaman kim vacih ederdi? E vacih eder, biz Yani milletin kanşarından ben muhasebe olunurum. O zaman gerek o bakanı da gerek ben getiririm. Alelakal yarın o bakanım yanlış tabalayanda diyeyim özde sen yanlış tabaladı. Yoksa millete diyelim baba bu getirdiğin bakan senin görevi işi etmir. Ama biz biraz insaflı olalım. Biraz bu milletin verdiği oylarına bizi bu yere yetirenlere saygımız olsun. Eğer bakan olmuşsa Türkmanlardan. Kim olupsa bir gün bakan olupsa Türkmanın sayısından bakan olupsa. Bir gün gel hapsını sayarım. Kimin cebine bir ana giripse, bir dolar giripse, ki bir şey yok Türkmanın Türkmenin Bağdat'ta oturup bakan olupsa, bakan vekili olupsa, müsteşar olupsa, müdür am olupsa, meclis-i görev alıpsa, Cemiyel Vataniye'de görev alıpsa bunlar hepsi Türkmenin sayısını alırlar. Irak Türkmen Cevahisi'nin ağırlığı ne kadardı bunda? Bütün, en çok Türkmen Cevahisi'nin ağırlığı. Evet. Vallahi Meclis-ül Hukum vaktinden sayaran özlerini bir gün geldi. O Türkümanları, kübele bir kısmı başını saklayıp millet tanımaz özlerini. Siz de tanımaz özlerini. Çünkü bir kısım insan geldi, görev aldı Bağdat'ta. Hiç kimse tanımadı özlerini. O Cemiyel Vataniye'de Türkmenler var. Şimdi de kimse tanımaz özlerini. Geçen dönem milletvekilleri var. Şimdi de tanımaz özlerini. Bunlar hepsi Türkmen adıyla geldiler. Ben temenni ederim araştırmacılarımızdan. Bunların adlarını saysın bir gün, birinci günde. 2003'ten Haksı Türkmen geldi göreve. Birinci görev alan e, meclis hükümde görev alındı. Bir de bakan aldı. Bunlar hepsi Türkmen Bu Türkmenler, meclis hüküm vaktinden gelenler, meclis hükümdekiler, bakan, Cemil Vataniye azaları, Üsküt müdür amlar var dairelerde Bağdat'ta. Genel müdür olarak Türkmen sayısından. Hiç kimse bilmiyor kimler kim değiller. Bir kısmı milyarder olup milyoner olup bir kısmı. Olar hapsını deşifre etmemiz lazım da millet tanısın. Millet de biz bizi gör. Biz ya, beni görür benim arkadaşlarımı görürler. Onu da belki de siz bilgilendirmeler lazım lazımdı yani bu konularda. Bir de, Şimdi bir akıl adam. yapılması bir şey varsa onu da mutlaka sizler. Akıl adam işaretten anlar. Ellebi evet. işare. Türkman milleti de akıldı. Biraz özün yorulsa araştırmacılarımız teker teker bu insanları çıkartsınlar. 300'e 400'e yakın adamımız var bizim görev alıplar. O yanda bir yanda. Üsküt görevler alırlar. Türkman adı altında saklayırlar özlerini. Ama ben onu diyorum. Birimiz geldiğimiz zaman, bir göreve geldiğimiz zaman onu bilagın Türkman'ın sayasından gelmişik. Türkman'ın sayasından gelen Türkman'a hizmet etsin. Türkmana lanet etmesin. Vallahi Türkmanın laneti böyle bir Vallahi böyle böyle laneti. Çalmağı da özüne öz de bilmez nereden geldi özü için. Çünkü Türkman milleti fakirdi. Çünkü Türkman milleti terbiyelidi. Çünkü Türkman milleti kültürlüdü, hırhız dögü, katil dögü, mücrim dögü, eli kana bulanmayıptı. Onun için ey Türkman Vaziri ey Türkman Vakili ey Türkmen müdir amı, ey Türkman Vakil Vaziri sen Türkmana zelal vermek için bir işi yaparsa, müessesene bir şeyler vermek isterse, sonra Allah subhanahu ve ta'ala sana gösterir. Bunu buradan, ilk özüme diyelim. Hatta kimse diyemezsin başkan, oturup da başkalarının tehdit Öyle özüme diyelim, özüm. Bu millet mazlumdu, bu milletin hakkını kimse gidertmesin. Bu ve illa, verilen isim sizinle görüşülmedi. Verilen isimler bizimle Bir Türkmanın ha. adı verelim. Veren de Türkmandı, onu bilsiz. Kesinlikle. Ha. Maalesef. Şimdi bazı verildikten sonra adamın memle iyi memleketliydi. İyi oğlandı. E, ümit Tökmeci. Ama adamın ihtisası jeolojiydi. Ziyoloji ihtisasıydı. Bunu getiripler Ticaret Bakanlığı'na aday koyurlar. Uzarat ticareye. Yani bir bunun ne manasına geldi? Yani manası bunu İstanbul Gıdağı'nın vezir. Yani gelip birisi benim yanıma, grup başkanlarının birisi gelip benim yanıma Mene diri anasın bu ad ne adı verip siz? kadar görürsen ziyoloji, teknokrat hükümetinde vezir ticari olsun, biz diri ne zaman tasvit ederiz? Peki, ben bir adayı verdiğim zaman, özüne göre bir adı veririm, bir ilmi adamı, bir ilmi vizara için koyarım. Bir ziraat adamını ziraat bakanlığı için koyarım. Bir nafti adam, bir naftini neft bakanlığı için koyarım. Bizde kafaat çoktu. Ama biz... Bu ismi veren tarafla görüşseydik. Bilerek mi yapıp bunu görüştüğünüz, görüşmediğiniz onu bilmiyoruz artık siz bilirsiniz. Onu konuşmak istemem. Tamam. ne derim? insanlar özleri burada olsunlar konuşun evet. Konuşmak istemem çünkü o benim iç yaramdı. Evet. O benim şehitlerimin yarasıydı. Beni gece yukarıdan oyuyanlardılar. Evet. Beni gece yukarıdan oyadılar o şehitler. Başkalarını yukarıdan oyatmaz. Başkalarını ağır yukarılara saldırır ama beni yukarıdan oyadı. Çünkü zamirim kan ağları. Ben gözümle gördüğüm zaman gözümün önünde 20 yaşındaki gençlerim idam olduğu zaman ipi boyunlarına koydukları zaman o kimseler ki vezir olum, olum, olmuşuk, naib olmuşuk, reis hizb olmuşuk, alem ayağımıza kalkır ve eline bir iğne batırsın baksın o iğneni tahammül eder. Allah ben şeyi. onlara bakıram, acıram. Temenni ederdim. Fikir birliğinde biz ad Ondan emillet vekiliyiz. Ondan millet vekiliyiz. Haydar ibadet diyeydi bize. Baba adı istedik. Biz on milletvekili, dokuz milletvekili anlaşırık orta yerimizde. Anlaşırık. Ve en sonunda anlaştık da bir liste biz Türkmen milletvekilleri hapsı bir imza attık. Başbakan'a verdik dedik biz bir Türkmen bakanı istedik. Dese biz gene biraz bir buna ilaveten muhtelif isimler de vermiştik o biz. Şimdi belki de biraz fazla konuştu bu Irak'la ilgili. Son bir iki üç dakikayla bu taze formatı, beşir olayını hemen e, programımızın süresi e, e, tam olarak kapatmak üzereydi. Beşir e, kurtarıldı. E, bundan sonra yapılacak olan nelerdir? Gün, her gün basında çıkıp da bunu Bugün bir kez daha bunu son bir iki cümle esnafına özle. Evet, tabii teşekkür ederim. Bilmem aldı. daraldı. E, ama e, Türkmen bölgelerine olan genellikle ben bir Kerkük milletvekili dögülüm, Türkmen milletvekiliyim. Diyale'de sorunumuz var bizim. halede Diyale'nin çok noktaları üzerinde çözüm bulunmuyuptu. Ondan sonra Duskhurmatu'da az olaylar yaşanıldı. O Duskhurmatu'daki olaylar da terkin Daish sonrası yerin üzerine saytara etmek projesi var. Kürtlerden Türkmenların arasında yaşanan gerginlik onun neticesiydi. Ondan sonra Beşir Taza Hurmatu olayları oldular. Eee Beşir Taza Hurmatu olayları mafsali bir meseleydi bizim hayatımızda Beşir'in kurtarılması çok önemliydi. Dolayısıyla burada olan Kimyasal silahtan vurulan Türkmenler kesinlikle bir düşmanlık neticesinde, hakkı neticesinde yoksa hiçbir yere Daiş kardel vurmadı. illaki ki sivil insanlara. Demek ki bunlar ibadet cemaate kararını alırlar bu hususta. Ama yine de bunu diyelim. Bugün en son rapor, münazamat hazır kimyaviyeden en son rapor çıktığı ispat edildi. İhtiraf edildi. Oraya kimyasal silah vuruldu. Tabi bunların neticesinde bizim Beşir Allah şükür kurtarıldı. E, Kurtarılmağın neticesində yeri tutmaq hələ də bizim üçün çorundur. Onun üzərinə hələ bizim qorxumuz var çünki indiyə qədər hələ onun ətrafı təmiz olmayıbdı. Təbii buradan şəhidlərə men e, rəhmet dilərəm və bu güclər Türkman gücünə də e, Allahdan e, yardım diləyirik. Türkman millətini də təminnə edərəm. Ordadakı olan əsgərlərə hər zaman yardım əlini uzatsınlar. Biz göndərdiyimiz yardımlar o qədər belki de zayıf olabilir. Elimizden gelen budur. Temin ederim herkes o yardım elini uzatsın özlerine. Nazihlerimize, ögümüzde Ramazan geliri, ekonomik durum, iyi e ögü. E Bunların neticesinde bizim bir beşir, beşirden de ayrı telafer, musul kurtarması var. Telafer içinde e Türkmen aşiretleri muhavir Bir silahlı birim kursunlar. Bu da terefler. Onun için orada bizim nöredin beygirleri bu işin peşindeydiler. Ee, eninde sonunda Türkmanlar birkaç aşamadan geçtiler ee, bu son 10 yılın içinde. Dikkat ederseniz bazı süreler gelirdi bazı Türkmanların iş adamını uğradılar. Bazı süre gelirdi Türkmanların zabıtlarını öldürdüler. Bazı süre gelirdi Türkmanların bazı uşaklarını kapardılar. Bazı süre gelirdi Türkmanların bazı arazisine tecavüz ederdiler. Bazı süreler geldi Türkmanların evlerine sada müdahale edildiler. Bazı vakitler geldi Türkmanların silahsız etmekler için evlerine silahlarını Alırlar. Demek ki sen o oyun soktun. Ben Türkmen milletine bunu diyorum. Gelen dönem daha tehlikeli bir gelecek var bütün Iraklıların kanşarında. Ama biz Türkmen milleti olarak ve Türkmen cebhası olarak bürkümüzü ögümüze koymamız lazımdı. Irak bölünürse biz ne yapalım? Ve biz burada fikir adamlarımızla gelen günlerde çok ciddi bir fikir tartışmasına başlayacağız. Bizim belli başlı bir stratejimiz var. Hiç kimse demesin Türkmenlerin stratejisi yoktu. Biz kendi bölgemizde kendi idaramızı kurmak bizim stratejimizdi. Size de başarılar dilerim. Çok sağ olun. Teşekkürler Sayın Başkan. sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Evet bu şekilde programımızı noktalıyoruz. Irak Türk Mencebesi Genel Başkanı Kerk Milletvekili Sayın Erşet Salih Bey ile ülkede son günlerde öne çıkan gelişmelerle ilgili Satır başlıkları üzerinden sorularımızı sorarak yanıtını bu şekilde siz değerli seyircilerimize sunuyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın. Teşekkür ederim. <laughs>